Değerli izleyenlerim, bugün Nur Suresi 30 ve 31. ayetleri değerlendireceğiz. Bu ayetlerden birincisi gözlerin korunmasıyla alakalı, ikincisi ise kadınların başörtüsü tesettürüyle alakalı. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor: قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ Ey Peygamber, müminlere de ki يَغُطُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ Gözlerini harama karşı yumsunlar, harama bakmasınlar. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Ve namuslarına sahip çıksınlar, korusunlar. ذَلِكَ اَزْكَى لَهُمْ Bu onlar için daha temizdir, daha uygundur. اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Şüphesiz Allah onların ne işlediklerinden, neler yaptıklarından haberdardır. Burada Allah-u Teala önce müminlere yönelik bir şekilde gözlerin korunması ve ardından namuslarına sahip çıkılması, bunu nazara veriyor ve bunun temiz olan durumun bu olduğu, onlara yakışanın da bu olduğu ifade ediliyor. Benzeri bir emir ayetin devamında kadınlarla alakalı ve قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ ve kadın müminlere de söyle يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ onlar da gözlerini harama karşı kapasınlar ve يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ve namuslarını korusunlar. Burada hem kadınlara hem erkeklere yönelik gözlerin korunması ve iffetlerine sahip çıkılması gerçekten çok önemli bir durum. Allah-u Teala kadın ve erkeği birbirine meyilli yaratmış. Ve kadın ve erkek buluğ döneminden itibaren birbirine meylediyor. Ve bu bir imtihan. Allah-u Teala parayla imtihan ettiği gibi, bir takım başka duygularla insanları imtihan ettiği gibi, haram helallerle, kadın ve erkekle de bunları birbiriyle imtihan ediyor. Ve bu imtihanda en önemli unsurlardan biri gözlere sahip çıkılması, gözlerin korunması. Özellikle günümüzde gözleri korumak çok daha zorlaşmış. Çünkü tarihin hiçbir döneminde olmadığı şekliyle her taraf haram manzaralarla dolu, muzır neşriyatla dolu. Gazeteler, televizyonlar, dergiler, internet, bunlar her tarafı adeta günahlarla dolu ve haramlarla dolu bir vaziyette. Göze bakan günahlar günümüzde çok yaygınlaşmış. Ayet-i kerimede namusların korunması, ırzlarına sahip çıkılması bu emrediliyor. Ve bunun bir öncüsü olarak da gözün korunmasına dikkat çekiliyor. Çünkü göz son derece önemli. Bir insan önce harama bakar, ardından meyleder. Gözüne sahip çıkmayan büyük ölçüde namusuna da sahip çıkmakta zorlanacaktır. Gözünü koruyabilen ırzını da daha iyi bir şekilde koruyabilecektir. Ve bakış son derece önemli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her uzvun kendine göre zinadan bir payı vardır diyor. Gözün zinası bakmaktır. Kulağın zinası şehvani şeyleri duymaktır. Elin zinası tutmaktır, yapışmaktır. Ayağın zinası oralara gitmektir. Ve insanın tenasül uzvu ya bunu tasdik eder veya geri kalır diyor, yapmaz. Ve bütün bunlar işte el, ayak, göz, kulak, bütün bunlar her birinin kendine göre adeta bir zinası var. Göz zinası dediğimiz şey de asıl zina olarak belirtilen kadın erkeğin gayrimeşru beraberliğinin bir öncüsü olabilmekte. Bundan dolayı hem erkek hem de kadın gözüne sahip çıkmalı ve harama bakmamalı. Belki hatıra gelebilir, günümüzde bu hangi ölçüde yapılacak, ne kadar yapılabilir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye şöyle söylüyor. Ya Ali diyor, ilk defa gördükten sonra gözünü tekrar çevirme. Eğer bakacak olursan vebali sana aittir diyor. İlk gördüğüne bir vebali yok ama tekrar bakacak olursan bunun vebali sana aittir. Her taraf açık saçık manzarayla dolu iken gözü kapalı dışarıda yürüyemeyiz. Ama kendimizi koruyabilmek yine bu bize bırakılmış olan bir durumdur. Günahsız yerleri insan tercih eder ve haram manzaralardan uzak yerleri tercih eder. Oralardan gelir gider. Gazete alacağı zaman ona göre gazeteleri tercih eder.
televizyona bakacağı zaman ona göre programları takip eder. Veya internete gireceği zaman açık saçık manzaraların bulunduğu yere değil, gerçekten faydalı olan sitelere girmeye çalışır. Zor da olsa bu bize bırakılmış olan bir şeydir. Ve kişi bununla mükelleftir. Bu noktada kendini korumak, gözüne sahip çıkmakla mükelleftir. Gözünü koruyamayan büyük ölçüde namusunu da korumakta zorlanır. Ve artık dayanamaz, sabredemez hale gelir. Ve bunun neticesinde bir takım taşkınlıkları yapabilir. Gerçekten de günümüzde nice insan bu anlamda gayrimeşru beraberlikler içerisinde olabiliyor. Ve o tarzda gerçekten iffetini tam koruyamayabiliyor. Ayetin devamında Cenab-ı Hak kadınların durumlarına dikkat çekiyor ve şunu bildiriyor. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا Kadınlar ziynetlerini zorunlu olarak görülen şeyler dışında sakın göstermesinler. وَلْيَضْرِبْنَ بِهُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Ve başörtülerini önlerine bu göğüs kısmına koysunlar. Burada kadının ziyneti, yani kadının ziyneti derken ziynet eşyalarının takılmış olduğu işte kulaklarıdır, daha diğer azalarıdır. Bunlara dikkat çekiliyor ve bunlardan zorunlu olarak görülen dışında ziynetlerini gösterme telaşı içine girmesinler. Zorunlu olarak görülen elbisesi elbette zorunlu olarak görülecektir. Veya bazı tefsirlerde dikkat çekildiği üzere diyelim bir rüzgar eser, bazı yerleri açılır. Bunda kendine bir vebal yoktur. Onun iradesi dışında gerçekleşmiştir. Bu gibi durumlar dışında ziynetlerini göstermesinler. Ve bunun için de başörtülerini üzerlerine alsınlar. Ve göğüslerine doğru sarkıtsınlar. Burada göğüslerine doğru sarkıtsınlar derken cahiliye döneminde bazıları başörtüsü kullanırlarmış ve arkaya doğru başlarını bağlarlarmış. Böyle olunca ön kısım açıkta kalıyor ve kadının erkek açısından cazip görülen yerlerinden biri de ön kısmıdır. Yani göğsüdür. Oralar açıkta kalınca bu tesettürü sağlamıyor. Bu açıdan ayet-i kerime oraların da örtülmesini net bir şekilde nazara veriyor. Burada humur kelimesi, hımar kelimesinin çoğulu, bir nevi örtü. O anlamda Türkçe'de bunu karşılayabiliriz. Yani başörtüsü dediğimiz şey, başörtülerini örtsünler. Günümüzde buna türban denilebiliyor veya başka başörtüsü gibi ifadelerle ifade edilebiliyor. İsimlerin değişmesi o kadar mühim değildir. Türbanla veya başörtüsüyle kastedilen kadının başını örtmesi ve tesettürü sağlaması bu şekilde bu kadınlara emrediliyor. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Ve kadınlar ziynetlerini göstermesinler. اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ Ancak kocalarına. Bundan sonraki bölümde yani kadınlar hangi noktalarda biraz daha rahat davranabilir? Kılık kıyafet itibariyle bazı ayrıcalıklara burada dikkat çekiliyor. Bunlardan birisi kocaları. Ve kadın ve erkek evlendiğinde artık bunlar birbirine yabancı değildir. Daha önce yabancı idi bunlar. Ama artık birbirlerine yabancı değildir. Vücutlarının tamamı bunlara helaldir. Görmek noktasında vücutlarının tamamı helaldir. Ve artık orada bir haramlık söz konusu değildir. Ve daha sonra başka grup insanlara dikkat çekiliyor. Babaları gibi, oğulları gibi, kardeşlerinin oğulları gibi. Bunların yanında kadın biraz daha rahat hareket edebilir. Diyelim orada hem işini yapıyordur, eli bir miktar söz gelimi açılmıştır. Veya başı örtülü olmaksızın onların yanında durabilir. Çünkü bunlar mahremidir ve kendisine nikah düşmeyen kimseler durumundadır. Bunların yanında daha rahat olabilmesine ayet-i kerimede dikkat çekiliyor. Ama yabancıların yanında kadın başı örtülü olmalı ve tesettür noktasında alimlerin genelde kabul etmiş olduğu esas yüzü dışında, yüz,
el ve ayakları, yani topuk kısmı, o kısımlar dışında kadının vücudunun tamamının örtülü olması bir esastır. Ama işte babası, kendi çocuğu veya kardeşinin çocuğu gibi biraz sonra sayılacak olanlarda biraz daha bir genişlik var. Tabi bu genişliğin sınırı nedir? Yine diyelim bir kocasına olduğu tarzda bütün vücudunun serbest olması tarzında değil. Burada kastedilen mesela diyelim kadının cazip bir takım yerleri, o bu yakınlarına yine gösterilmesi uygun değildir. Ancak onlarla beraber olduğunda biraz daha rahat hareket edebilecektir. Yani başörtü olmadan ve diğer cazip yerleri görülmeksizin o şekilde onlarla beraber bulunabilecektir. İşte kocalarına ziynetlerini gösterebilirler. Onu söylüyor. Ev ebeihinne veya babalarına, baba, dede, yukarıya doğru bu şekilde onlar yabancı değildir, mahremdir. Ev ebe'i buulettihinne veya kocalarının babaları, kayınpederleri yani. Onlar ev ebnaihinne veya kendi erkek çocukları, ev ebnai buulettihinne veya kocalarının başka bir kadından olma, başka bir hanımdan olma çocukları, erkek çocukları, ev ihvanihinne veya kendi erkek kardeşleri, ev beni ihvanihinne veya erkek kardeşlerinin çocukları, yani erkek yeğenleri, ev beni ehavatihinne veya kız kardeşinin erkek çocukları, ev nisaihinne veya beraber olmuş oldukları kadınlar, yani beraber oldukları, hayatlarını devam ettirdikleri, gidip geldikleri, tanıdıkları kadınlar vardır. Onlarla daha rahat bir ortamda otururlar, konuşurlar. Kadının kadına tesettürü diz ile göbek arası, o şekilde kitaplarda ifade edilmektedir. Ev mâ meleket eymânuhunne veya sahip olmuş oldukları cariyeler. Bu da eski zamanda köleliğin hakim olduğu durumlar vardı. Kölelik hayatın bir parçasıydı. Ve evlerde bu anlamda erkek veya kadın köleler bulunabiliyordu. Burada kadın köle, yani kadın köle bir evde çalışıyorsa evin hanımı ona karşı rahat olabilir ve dışarıdaki kıyafetle onunla beraber olması gerekmez. Evit tabi'ine gayri ulil irbeti minel ricel veya erkeklerden kadına ihtiyacı olmayanlar. Yani bazı erkekler vardır ki artık şehvet yönüyle kadına şehveti kalmamıştır. Bu çok yaşlı olabilir. Veya akıl itibariyle pek aklı olmayabilir. Kıt akıllıdır. Midesinden başka bir şeyi pek düşünmemektedir. Ve bu gibi durumda olanlara karşı da kadın yine daha rahat olabilir, hareket edebilir. Evet tıflillezine lem yazharu ala avratin nisa veya kadınların avret mahallelerine muttali olmayan çocuklar. Bunlar henüz buluğa ermemiş, 10 yaşlarına kadarki olan çocuklardır. Ve ama 10 yaşını diyelim geçmişse, henüz buluğa ermemiş olsa bile az çok bir derece kadınların gizli hallerine, avret mahallerine muttalidir, dikkatini çekebilir. Bunların yanında yine tesettüre dikkat etmeleri bir esastır. Ve günümüz şartlarında, günümüzde müstehcenlik çok arttığından, bununla alakalı medyada yayınlar hayli arttığından herhalde çocukların baharı daha erken geliyor. Buluğa daha erken erebiliyorlar veya en azından bu gibi bilgilere sahip olabiliyorlar. Buna göre daha dikkat etmek lazım. Ama doğrudan çocuk durumunda olanlar kadınların cazip yerlerini bilmediğinden o noktada kadın rahat hareket edebilir. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ ve ayaklarıyla yere vurmasınlar. لِيُولَمَا مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ziynetlerinden o gizli olanları ortaya koymak için böyle hareket etmesinler. İşte ayaklarına halhal takıp böyle yürürken sesler çıkarmaları veya topuklu ayakkabıyla tak 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 yürüyerek milleti peşinden baktırmaları, bunlar uygun şeyler değil.
Burada şunu da belirtmemizde fayda var kanaatindeyim. Erkek ve kadın cinsellikle imtihan ediliyor. Ve bu imtihanın neticesinde bunlar meşru bir aile yuvası kurup beraber olurlar. Ve bu istenen budur. Bunun için insanlar zaten imtihan edilmektedir. Ama özellikle günümüzde gayrimeşru beraberlik artmıştır. Ve bu gayrimeşru beraberliğin en önemli esaslarından birisi, bunu kamçılayan durumlardan birisi çıplaklığın yaygın olmasıdır. Ve tesettür dediğimizde kadının başını örtmesi, bu da tesettürün bir parçasıdır. Tesettürün tamamı değil ama bir parçasıdır. Merhum Necip Fazıl şöyle söylüyor: çıplaklık daha çok 20. yüzyılın problemi. Önceki yüzyıllarda Avrupa'da oradaki insanlar da genelde tesettürlüydü diyor. Avrupa ile alakalı Orta Çağ'ı anlatan bazı filmlere baktığımızda bunu manzara olarak da görmekteyiz. Hatta günümüzde bile, günümüzde de ben şahsen Almanya'da bazı yerlerde gördüm. Özellikle küçük yerleşim birimlerinde daha böyle dindar olan Hristiyan kadınlar, onlar başlarını örtüyorlar ve daha uzun bir kıyafetle hayatlarını devam ettiriyorlar. Öte yandan rahibeler başörtüsüne çok dikkat ediyorlar ve belki de bizim Müslüman bacılarımızın pek çoğunun bile dikkat etmediği bir tarzda çok ciddi bir tesettürleri var. Hem başları örtülü hem de vücut baştan sona örtülü bir şekilde. Demek ki tesettür sadece İslam dininin bir emri değil. İncil'i okuduğumuzda İncil'de de tesettürle ilgili ayetler var. Tevrat'ı okuduğumuzda orada da tesettürle alakalı ayetler var. Allah'ın gönderdiği dinlerde bu bir esastır. Bizi yaratan Allah elbette bizi bizden daha iyi bilmektedir. Dolayısıyla bu insan neden etkileniyor? Elbette Allah bilmektedir. Ve buna göre gayrimeşru beraberliklere yol açabilecek şeyleri bize yasaklamaktadır. Yani seddü'z-zerai deniyor buna. Harama götüren yolların kapatılması. İşte bir kadın ve erkek baş başa kaldığında harama düşebilirler. Baş başa kalmak illa harama düşmek demek değildir ama o yol açıktır. Ve kadının kıyafet noktasında kendine dikkat etmemesi, açık saçık sayılabilecek bir kıyafetle dolaşması, bu da yine bir davet gibi algılanabilir. O kıyafette olan her kadın böyle bir niyet peşinde anlamında bunu söylemiyoruz, tenzih ederiz. Ama bu erkek tarafından böyle algılanabilmektedir. Bir davet gibi algılanabilmektedir. Ve bundan dolayı kılık kıyafet itibariyle pek de kendine dikkat etmeyenler zaman zaman bazı erkeklerin tasallutuna, saldırısına, tecavüzüne maruz olabilmektedirler. Bu açıdan gerek başörtüsü, gerekse kadının diğer tesettürü son derece önemlidir. Ve iffetli bir hayat için bu en önemli esaslardan birisidir. İşte seddü'z-zerai'den söz ediyorduk. İslamiyet'te zinaya götüren yollar kapatılıyor. Kadın erkeğin baş başa kalması bu noktadan uygun görülmemiş. Tokalaşmaları uygun görülmemiş. Kılık kıyafet itibariyle çıplak kıyafet İslam dininde yine uygun görülmemiş. Böylece fitne kapıları kapatılıyor. Harama giden yollar kapatılıyor. Daha iffetli bir toplum, nezih bir toplum ortaya çıkarılıyor. Ve bu şekilde kız ve erkekler gayrimeşru olarak bir araya gelmiyorlar. Meşru olarak aile yuvasıyla bir araya geliyorlar. Ve evlenmezden önce haram olan bakış artık helal hale geliyor. Ve bunlar birbirlerine helal oluyorlar. Ve o helal evlilikten tertemiz nesiller meydana geliyor. Ve o nesiller daha dengeli bir toplumu meydana getiriyor. Yani meseleyi bu noktada değerlendirmek gerekir. وَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Ey müminler, hepiniz toptan Allah'a tövbe edin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ Ta ki felaha eresiniz. Burada ey müminler, hepimize bir hitap var. Hepiniz toptan Allah'a tövbe edin. Yani gerek erkek gerek kadın bu noktalarda ihmalleri var. Erkek bakma noktasında ihmali var. Gözü harama kayabiliyor. Özellikle günümüzde. Kadın ise çıplaklık noktasında, açık saçıklık noktasında tesettürü tam uygulamamakta çok ciddi problemler yaşayabiliyor. Bu bir vaka. Öyle ki televizyonlarda kadınla hiç alakası olmayan şeyler bile çıplak kadın reklamıyla verilmekte.
İşte bu tarzda baktığımızda hem kadının hem erkeğin Allah'a tövbe etmesi gerekir. لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ Ta ki bu şekilde felaha eresiniz. Cenab-ı Hak iffetli bir şekilde yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.